Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok uzun süren bir aradan sonra bir eşya paketi incelemesi yapacağız. Şimdi soracak olursanız belki sen bir aydır neredesin, ne yapıyorsun diye soruyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ne yapıyordum? Ders çalışıyordum yani. Dolayısıyla hiçbir şekilde YouTube'da aktif olamıyorum. Ya istesem çekebilirim ama o vakti yine ders çalışma olarak değerlendirdiğim için çok fazla YouTube'da aktif değilim. Her şeyi yaz aylarına saklıyorum. Sadece bekleyin diyorum ve şu an kendi kendime bu eşya paketini neden aldım diye sorguluyorum. Neden aldığımı ben de bilmiyorum. Nedense bu eşya paketi benim çok hoşuma gitti. Çünkü oyundaki bir eksikliği giderdiğini düşünüyorum. Ama bu eksiklik Sims 3'te eklenti paketi içerisinde gelmişti. Sims 4'te paket şeklinde çıkarmayı tercih ettiler. Neyse, bu tabii ki de benim bir eksi puanım. Çünkü önceden yani bir eklenti paketinin içinde olan bir şey şu an ayrıca bir staff pack olarak çıkarıyorlar. Çok saçma. Neyse, şimdi ne yapıyoruz? Laundry Day staff'ı sizlerle beraber inceliyoruz. Yani siz biliyorsunuzdur ki ben staff pack'leri almıyorum. Yani bilmiyorum, sevmiyorum Sims'teki staff pack'leri ama nedense bu çok hoşuma gitti. Ne yapabiliyormuşuz? Gardırobumuzu temizleyebiliyormuşuz. Böyle rustic country tarzı bir ev inşa edebiliyormuşuz. Ve country tarzı giyinebiliyormuşuz. Harika. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de New Game diyoruz ve ondan sonra benim klasik eşya paketi inceleme ailemi galerimden direkten açıyorum. Şimdi bu müzik birazcık aşırı fazla. Hissedebiliyorum. Çok fazla olduğunu hissedebiliyorum. Buradan değil mi? Evet, bayağı fazlaymış. Birazcık kısacağım. Eğer bunun önceki bölümlerde sesimi bastırdıysa hepinizden özür diliyorum. Birazcık bu eşya paketinde gerçekten sinir olduğum nokta kesinlikle hani bu Sims 3'te Ambitions'la beraber gelen bir yani eklenti paketi içerisinde gelen bir içeriği ayrı bir staff pack olarak çıkarmaları çok sinir bozucu. Aşırı sinir bozucu ama olsun. Hiçbir şekilde moral bozmaya gerek yok. Ben yine açtım bu klasik ailemi ama şimdi bunlardan bir tanesini toddler yapmalıyım. Harika. Şöyle yapalım, bir tane toddler yapalım en iyisi. Şimdi çok da uzatmak istemiyorum. Ama abi ben yanlış yaptım ya ama şuradan şey yapacaktım. Add Genetics. Şuradan şunu şöyle bir çocuk. Tamam. Yaşasın. Şimdi direkten ne yapıyorum? Direkt olarak saçları incelemeye başlıyorum. Nasıl? Şimdi ne yapıyorum hemen? Buradan gördüm yeni saçları, görmez olaydım ama artık yapacak bir şey yok. Evet. 3 tane saç iki tanesi. Neden 3 tane gördüm daha demin? 2 tane saç gelmiş. Bu saçları kesinlikle kullanırım. Tam benim sevdiğim tarzdaki saçlar. Renkleri de böyle. Ama büyük ihtimalle yine bu rengi kullanacağım için. Ama güzel olmuş. Bunu beğendim. Vallahi kullanırım bunu. Ondan sonra böyle bir saç gelmiş ki bu tam benlik bir saç yani. Kesinlikle simlerimde kullanırım diye düşünüyorum. Tam da gerçekten country tarzı bir eşya paketi olmuş. Bu da çok güzel bir saç olmuş. Şimdi yine saç şapka falan gelmiş mi? Çok zannetmiyorum ama. Aynen gelmemiş. Aksesuar olarak bir şey gelmiş mi? Hiç bakmadım bile ama yok. Yani necklace gelmiş. Bilmem. Bakacağım sadece. Yok, hiçbir şey gelmemiş. Tebrik ediyoruz. Sadece saç gelmiş. Saçlardan da büyük ihtimalle bunu kullanacağım. Bu çok hoşuma gitti. Tamam, iyice bunlardan başka bir şey gelmediğine emin olalım da ondan sonra değiştirelim. Gerçekten de gelmemiş tebrik. Olsun, sağlık olsun. Makyaj olarak bir şey gelmiş mi diye bakacağım. Hayır, gelmemiş. Tamam. O zaman kıyafetlere geçiyorum. Şimdi biraz da kendimi gergin hissediyorum. Çünkü bu Creators Sim kısmı çok uzun olacak diye ama hiçbir şekilde şey yapmıyorum ki bu gerçekten çok güzel. Niye bu kadar güzel bu? Ben bunu kullanırım ki. Evet, şu an verdiğim evet. Şu an bu hoşuma gitti. Özellikle de bu rengi çok güzel. Aşırı. Üst olarak bir şey gelmiş mi diye bakıyorum. Tabii de gelmiştir. Bir zahmet gelsin. Ooo 3 4 tane 5 tane. Ne güzel. Evet, böyle bir üst gelmiş. Evet, kullanmam. Kesinlikle, çünkü üstünde çiçek var yani.
hiçbir şekilde hoşuma gitmedi. Bunu kullanabilirim. Altına ancak ben şortla kombinleyebilirim çünkü başka bir kombin yeteneğim yok. Böyle en sevmediğim yaka. Yani ben nedense bu tür şeyleri sevmiyorum. Gerçek hayatta da sevmiyorum. Yani yakıştırmıyorum nedense bir kadına bunu. Ama tabii ki de güzel. Bundan sonra böyle bir askılı bir şey gelmiş, gayet düz. Ha, böyle deseni de varmış. Pardon. Bir tane de böyle bir şey gelmiş. Bu neden eklemişler diye şu an sorguluyorum kendimi. Ama yok. Evet, bu kullanılabilir. Evet, bunu şu an beğendim. Ama tabii ki de bunları kullanmam. Şu an kullanmam. Ondan sonra direkten şort mont pantolon bir şey gelmiş mi diye bakıyorum. Pantolon gelmiş. Böyle yumarlak tokası olan bir pantolon. 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 Neyse artık. Evet, rengi de böyle. Kullanmam. Kullanmayacağım. Ben bu paketi neden aldım bilmiyorum. Şu an kendime zaten onu sorguluyorum. Yani euro kurunun da göz önünde bulundurduğumuz zaman böyle birazcık böyle bir harçlıklarım bitiyor. Yavaş yavaş bitiyor. Olsun. Yine de almak lazım. Çünkü yani o kadar da devasa kötü bir şey değil. Ama şöyle bir şey de var. Ha, böyle bir şey gelmiş. Ama bu güzel bak. Belki bunu kullanırım. Ama nerede kullanırım diye şu an kendime sorguluyorum. Neyse. Evet, sanırım bu kadardı. Bu kadardı değil mi? Ha, yok, aksesuarlardan bir tane şöyle bir şey mi gelmiş acaba? Çünkü orada bir sarılık gördüm. Gelmemiş. Harika. Aksesuarlardan bir tane çorap, pantolon, bir tane full body. Yani ben bu rengini mi beğenmiştim daha demin hatırlayamadım. Sanırım bu rengini beğenmiştim. Bu da olabilir. Hatırlamıyorum. Bu veya bu. Hangi rengi seçsem? Tabii ki de bu. Ondan sonra çizmeyi de takım olsun diye. Takım dediğim anladınız siz. Böyle bir şey olsun. Heh. Şu an gayet güzel oldu. Aslında birazcık kolyem yok. Kolye de olmaz ki buna. Neyse boşver, böyle kalsın. Şu an kadın simlere gelen bütün eşyalar bunlardı. Şu an ne yapıyorum? Direkten erkek simlere geçiyorum. Böyle bir üst gelmiş. Bu birazcık şeye benziyor. Movie Hangout Staff'la gelen bir tane şey vardı. Üst vardı. Ona benziyor. Yine aynı şekilde. Çünkü hani iki eşya paketi de aslında country tarzı ya, sanırım büyük ihtimalle o yüzden şey yaptım. Benzettim birbirlerine. Bunun böyle renklerinin şeyleri var. Kombinasyonları. Hoş. Güzel, beğendim. Ama bunu kullanacağım tabii ki de. Bunu da ne rengini kullansam ki? Bu ne ya? Birisi şöyle, birisi böyle olmaz ki. Bunu kullanacağım. Canım bunu istiyor. Bunu kullanayım. Full body olarak bir şey gelmemiş erkeklere. İlginç. Tamam. Pantolon olarak da böyle bir yırtık kot gelmiş. Yırtık kot da hiç sevmem ki. Gelmişler, benim en sevmediklerimi eklemişler. Böyle de bir pantolon kapri gelmiş. Kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Ama şu an sadece geldiği için kullanacağım. Yani oyununa eklendiği için kullanacağım. Aksesuar olarak yine bir şey gelmemiş. Ayakkabıda da bir şey gelmemiş. Harika. Şimdi çocuklarımıza bakıyoruz. Çocuklara bir tane üst gelmiş. Yine country tarzında. Aa, ben bu cepleri çok severim. Böyle, ama bu cepler birazcık derin olunca koyduğunuz eşyalar şöyle göçüyor yani yere doğru. Böyle bir elinizi bayağı aşağıya daldırmanız gerekiyor. Bu ayrıntıyı neden verdi bilmiyorum. Evet, bunu kullanırım. Güzel olmuş. Full body olarak bir şey gelmemiş. Pantolon da gelmemiş. Ayakkabı da gelmemiş. Bunun bu rengini kullanacağım. Hayır. Böyle desenlisi olsun. Bu renk olsun. Karar veremedim ki. Olsun. Tamam. O zaman. Aa, saçlara bakmadık ya. Gerçekten tam bir şeyim. Erkeklerde de saça bakmadım. Ben nasıl bir beynim var şu an bilmiyorum. Böyle bir saç gelmiş. Ya bütün saçlar birbirinin aynısı mı yoksa bana mı öyle geliyor? Emin değilim. Yani kullanır mıyım, kullanmaz mıyım gerçekten yine hiçbir fikrim yok. Tamam. Şapka da gelmemiş. Saç olarak böyle bir şey gelmiş. Tamam. Hoştur. Gelmiş.
Hoş gelmiş. Aa, saç gelmemiş erkek çocuklara. İlginç. O zaman şimdi ne yapalım? Kız çocuklarına bakalım. Kız çocuklarına da yine aynı şey mi gelmiş? Ha tamam, o zaman hiç bakmamıza gerek yok. Ha, bir tane elbise gelmiş kız çocuklarına böyle. Üzerinde arı, çiçek olan bir şey. Gayet güzel. Pantolon gelmiş mi? Gelmemiş. Ayakkabı? Hayır. Aksesuarlar zaten bunlar gelmese hiçbir şey gelmemiştir. Ha, style looks'lara bakalım. Aynen. Bari şuradan bir style looks giydirelim. Değil mi? Pardon. Hangisi olsun? Ben bunu beğendim. Bu kalsın. Aa, ayakkabı gelmiş mi? Yo, hayır, bu zaten oyunda varmış. Aa, çok ilginç. Hiç de hatırlamıyorum açıkçası. Ama bu sefer de şeylere, kız çocuklarına saç gelmemiş. Neden? Sesim titredi bir anda, üzüldüm yani. İlginç, gelmemiş vallahi. Şimdi toddler'lara bakalım. Toddler'lara da hiçbir şekilde hiçbir eşya yok. Hani sıfır. Style looks bile yok. Zaten eşya gelmemiş. Style looks neden olsun? Mantıken. O zaman şimdi bir de daha demin ki kız çocuğuymuş. Ben bunu erkek zannediyordum. Evet. Erkek toddler'lara ama şey, kız toddler'lara bir şey gelmemiş. Erkeklere bakalım şimdi. Erkeklere de gelmemiştir diye tahmin ediyorum. Aynen aynı şekilde hiç gelmemiş. Okey. Tamam. Güzel. Şu an her şey var değil mi? Ha, bir tane toddler çocuk ve yetişkinimiz var. O zaman ne yapalım direktten? Hop, ben buradan. Okey diyorum. Sallıyorum şuradan bir isim. Bari güzel bir şey olsun. Keş koymayalım çocuğun ismini. O nasıl isim yani? Daniel olsun. Çocuğunuzun isminin Keş olduğunu düşünebiliyor musun? Tamam. Okey yani. Ha, pardon ya. Özür dilerim. Independence, sallıyorum şu an. Okey. Lele. Artık şuna da Laundry Day Stuff diyelim bari. Laundry Day. Yaşasın. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Direkten bir arsaya geçeceğiz ve o arsada ben size eşyaları göstereceğim. Su içtim birazcık. Mendleton Bey'e gidiyorum tabii ki de. Şimdi hangi arsa? Tabii ki de bu. Çünkü mükemmel bir arsa burası. Bayılıyorum. Burası bir garip böyle bir şeyde. Çukurda bir yerde. Bunlardan bir tanesi. O hoş değil. Bu en güzeli bu. Arsalardan. Tabii ki de unfurnished. Aynen. Arsa bu şekilde gelsin. Hatta şey, buldozerleyelim. Ne gerek var? Hiçbir şekilde ağaç falan da gelmesini istemiyorum. Evet. Keşke bir eklenti paketi içerisinde gelseydi ya. Valla çok saçma geliyor. Bu iyi de çok seviyor yani, böyle bütün bir eklenti paketinin içerisinde gelmesi gereken şeyleri böyle ayrı paket olarak çıkarıyor. Benim sinirlerimi bozuyor ama yine de alıyoruz. Bu da çok ilginç yani. Hem hiç şey yapmıyoruz, şikayet ediyoruz. Sonra da alıyoruz. Bu da ilginç. Tamam, bu nasıl güzel bir yermiş be. Allah Allah, ne zaman indirmişim ben bunu? Tamam. Şöyle yapalım. Bir tane tabii ki de Motherlode yazacağız ve buradan bir ev beğeneceğiz. Şaka ya, şuradan direkt Cats and Dogs Starter alacağım. Hop. Şuraya giriyorum tabii ki. Ha, ama ev almadan önce tabii ki de şey yapalım. Bir eşyalara bakalım, değil mi? Mantıklı. Şimdi şöyle yapacağım ben. Daha önceden bunu nasıl çeksem diye planlamıştım. Şöyle küçük bir oda yapacağım. Oda değil tabii ki bu. Şöyle birazcık gün ışığı da olsun istediğim için. Gerçekten şu an tamam. Birazcık da burayı boyayalım. Laundry Day ile bir eşya paketi gel. Aman. Laundry Day ile eşya paketi gelmişim demek. Tamam. Beyin yok şu an bende. Bir tane bir şey alıyorum. Duvar boyası. Bir tane şey, tahta da alalım bari. Size güzel bir şekilde göstereyim bütün eşyaları. Şimdi ilk olarak evin içerisinde hiçbir şekilde kullanmayacağım bu tür bir koltuk takımı gelmiş. Gerçekten evin içinde kullanılmaz ki bu ya. Bu şeydir yani. Böyle ne bileyim, terasa, balkona, dışarıya kullanılabilecek türden bir koltuğu eklemişler. İlginç.
İlginç değil, saçma. Tamamen saçma. Üzücüm biraz. Olsun. Böyle bir üzerine oturabileceğiniz bir pufumsu bir şey kullanırım. Tamamen country tarzı kullanılır. Beğendim. Onu da şöyle şuraya koyalım. Ondan sonra yaşasın, yuvarlak bir masa gelmiş. Yuvarlak masaysa kaç kişilik bu? 1, 1, 2, 3. 3 ise 6'dır. 4, 5, 6. Güzel. Kullanılır ki bu. Bunu kullanır mesela. Şu an bu hoşuma gitti. Bunun bir kombinasyon. Yani. Ama bu masayla bu kol şey sandalye olmadı. Dolayısıyla güle güle. Böyle bir masa geldi. Ondan sonra böyle bir end table mı? Ho. Bu end table'ın hala şeyini bilmiyorum ben. Türkçesini bilmiyorum valla. Hiç ezberlemedim ya. Aklıma da sokmuyorum. Bunu her bölümde soruyorum. Hiçbir şekilde aklıma kazımıyorum yani. Komodin miydi neydi? Tamam. Öyle yani. 2 gün önce mi ne? Şu an bugün günlerden pazar. Tuna yayın yaptı. Bilgisayar topluyordu ve çok hoşuma gitti. Dedim katılmalıyım yayına ve birazcık da böyle şeydim. Heyecanlıydı. Ve birazcık zorlanıyordu. Ben de böyle yorumlara yazdım böyle. Hani şunu yapabilirsin falan diye bana o sırada çok teşekkür ettim. Ama gelin görün ki benim öküzlüğüme bakın. Ben orada o çocuk orada şey yaparken bilgisayar toplarken ben gittim ders çalıştım. Ve birazcık vicdan azabı çekiyorum. Neden? Çünkü o hani orada benim yardımıma ihtiyacı olabilirdi. Yani. Ama birazcık onu yalnız bıraktım. Hiç de yani oradan şu an özür diliyorum ondan. Hiç mesaj falan da atmadım yani bilgisayar topladın mı ettin mi ne yaptın mı diye. Yani tamamen şu an bir öküzüm. Tamam devam edelim. Böyle bir çamaşır odasına konulabilecek bir dekorasyon. Böyle eşyaları sevmiyorum çünkü ben bunları kullanmıyorum. Sıfır yani kullanma yok bende bunları. Tam böyle bir şey gelmiş. Coffee kare. Tebrik. Aa bu şey ya. Perunturla bir tane sehpa gelmişti. Hatırlıyor musunuz? Dörtlü. Bu da aynı onun formunda. Güzel. Kullanılır. Kesinlikle kullanırım bunu. Ne? Aman portmanto gelmiş. Bu Sims 4 de bir portmantoya taktı. Pek seviyor artık portmanto eklemeyi. Cat Sandbox'a da eklemiştim. Ama eklesin boş verin. Böyle güzel güzel eşyalar olsun oyunumuzda. Ondan sonra şimdi duvar süslerine bakacağım. Bunun renkleri böyleymiş. Kötü bir dekorasyon. Bu ne? Bu da bir portmanto türevi. Güzel. Bunu da kullanırım. Kullanma. Böyle bir şey gelmiş. Yine çamaşır odasına konulabilecek bir şey. Aha ben size bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi mesela ben ne istiyorum biliyor musunuz? Sims ekibinin benim daha önce deneyimleyemediğim oyun deneyimlerini bana yaşatmasını istiyorum. Mesela şimdi fragmandan da gördüğümüz gibi şurada bir şey olacak böyle elde çamaşır yıkama olayım. Hani şöyle düşündüm. Sen buna harcayacağın emeği hani böyle şimdi bunlar böyle animasyonları falan hani tasarlanıyor, bunlar çiziliyor falan. Hani bunu yapacağına ne bileyim çamaşır yıkamak yani böyle bir ütü yapma olayını keşke ekleseymiş diye düşünüyorum. Hani yine çamaşır makinesi falan kalsın bunlar başımın üstünde ama hani elde yıkamak bilmiyorum. Keşke bunu eklemeseydi de ütü yapmayı ekleseydi keşke. Bu da benim düşüncem. Yine aynı şekilde böyle bir çamaşır odamıza koyabileceğimiz güzel bir şey. Dekorasyon. Ardından iki tane musluk gelmiş. Ben bunları kullanırım. Nerede kullanırım biliyor musunuz? Böyle starter evlerimde, başlangıç evlerimde kesinlikle kullanırım ben bunu. Kaç smelyonmuş? 140 smelyonmuş. Harika. Bir tane daha bir musluk geldi. Bu musluğu da kullanırız. Niye kullanmayalım ki? Şöyle yapalım. Burası çok iç karartıcı olmadı mı? Böyle bir şey olsun. Değil mi? Ha? Eşyalar çünkü tam olarak gözükmüyor öyle karanlık olduğu zaman konuşamamak. Böyle bir musluk eklenmiş. Yaşasın. Şimdi neye geldik? Bütün staff şeyin. Staff pack demiştim zaten. Şu an bana ne oluyor bilmiyorum.
Tam böyle bir çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi keşke birazcık daha güzel tasarlansaymış. Çok şey duruyor. Oyuncak duruyor. Gerçekten oyuncak duruyor. Böyle Toy Shop'a gidiyorsunuz. Hatta böyle gerçekten böyle o tür yerlerde bayılıyorum ya, o tür yerleri. Böyle ütü falan var yani. Küçücük çocuklara. Kaliteli kaliteli. Vallahi çok özeniyorum. Öyle de güzel bir şey gelmiş ama çok şey duruyor. Oyuncak kımsı duruyor. O yüzden beğenmedim. Bu da kurutucu. Çamaşır makinesi 500, kurutucu 525 simyalım. İlginç. Neden öyle acaba? Böyle bir de bunları böyle üst üste koyabiliyorsunuz. Ondan sonra bunları böyle ikili de alabiliyorsunuz. Tam ikisi de 1025 simyalım. Güzel, hoş olmuş. Ama kesinlikle tasarımını beğenmedim. Umarım TCR'da şey çıkar. Bunların custom content'i böyle makyajlanmış hali inşallah çıkar ki ben de indiririm. Çünkü bunlar kötü yani. Çok şey duruyor. Dediğim gibi. Kartuniş böyle. Karton duruyor. Tamam. Bir de elde yıkama olayı geldi. Böyle çamaşırları buraya sürtüyorsunuz. Böyle çitiliyorsunuz falan. Hoş. Yani tamam. Paketin genel tarzı, country tarzı olabilir. Ama bunu da eklemeyin. Ne bileyim yani. Çok ilginç. Ama hoş. Eklesinler ya. Ben de ekleseler dert, eklemeseler dert. Ben de bir ilgincim. Çamaşır sepetleri gelmiş. Güzel. En çok beğendiğim sanırım şu oldu. Bir de bunun böyle renkleri var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Tamam. Bunları şuraya koyalım. Böyle yolun ortasına koyalım. Tamam. Ondan sonra çamaşır ipi geldi. Yine Ambitions'dan hatırlayacağınız üzere. Çamaşır ipleri var. Güzel. Hoş. Ondan sonra artık şimdi ne yapıyoruz? Dekorasyon. Dekorasyon. Hop. Yani gerçekten illa uğraştıracaksın beni. Tıklayalım şimdi şuradaki çiçeklere. Böyle bir çiçek gelmiş. Kullanılır ya, bu çiçekler kullanılıyor. Bunları seviyorum açıkçası. Tamam. Ben bu çiçeklerin hepsini çıkarayım. Aa, bu çok güzel. Bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bunu beğendim. Ondan sonra çamaşır şeyleri gelmiş. Bunu neden üstüne koyamıyorum tatlım? Neden? Sorabilir miyim? Bunu bunun üstüne koy. Bir an sinirlendim ama yani. Neden bilmiyorum. Bunu da böyle buraya koyarız mesela. Güzel bir şey oluştururuz. Ambiyans oluştururuz. Böyle bir sürü eşya gelmiş. Ne kadar çok eşya gelmiş be. Hoşuma gitti. Şuradan ben yine Laundry Day'i işaretleyeyim. Tamam. Bunlar çok güzel şeyler. Ama bunu kesinlikle kullanmam. Tamam. Bir de halılar gelmiş. Milyonlarca halı var. Hepsini şöyle sıralayayım. Büyük ihtimalle şunu kullanırım. Ne yaparım? Bunu kullanırım büyük ihtimalle. Bunu kullanmam. Bunu da kullanırım. Bir sürü halı var. Neden bir sürü? Evet, çok güzel. Bir de bir dakika. Buradaki 3 tane halı bunların kombinasyonu. Şu, şu ve bu kadar. Bir de bunun başka rengi mi var acaba? Ha, bakın. 3 tane halı şey. Burada şey yapılmış, kullanılmış. Güzel olmuş. Sanırım eşya paketini bitirdik. Aynen. Kulağa bakmadığımız eşyalar daha varmış. Özür dilerim. Bu ne? Ha, şu sanırım. Aynen. Üstünde şeyleri, çamaşırları çitleyebileceğimiz eşya. Bir süpürge ve faraş var. Çalı süpürgesi. Ondan sonra bir tane havlu. Üzerinde böyle güzel bir şey olan kapı. Genelde kapıların üstüne asılır ama duvara da asılıyormuş. Böyle bir aksesuar ve kurutulmuş bitkiler. Ve ütü masası. Ya ütü masası eklemişler, ütü eklemişler ama tutup da ütü yapmayı eklememişler. Ben de ne kadar şeyim ya. Kötüyüm, adamlar o kadar şey eklemiş, bir ütü eklemediler diye kızıyorum. Ama öyle güzel olmaz mıydı yani? Ütü yapmak bence çok daha hoş olurdu ve bütün Laundry Day Stuff Pack'le gelen eşyalar bunlar. Nasıl? Bence güzel.
Dekora işte bir de ol. Ha bir de ışık tabii ki de. Oo böyle bir mum gelmiş. Hoş. Ve bir tane de böyle şey gelmiş. Işık. Lamba ama. Oda lambası. Gayet yine starter, başlangıç evlerinde kullanabileceğim bir eşya. Şimdi ne yapıyoruz? Bunların hepsini siliyoruz. Ondan sonra buradan bir ev seçiyoruz. O da hangi ev biliyor musunuz? Tamam. Bilmiyorum. Ne? Bir şey söyleyeceğim ya. Şu an çok abarttım. Şunu seçip bitirip gidiyorum. Tabii de furnished. Bunları alalım. Ondan sonra yaşasın. En iyisi ben bir videoyu durdurayım. Ondan sonra şu evimizi ayarlayıp geliyorum. Herkese tekrardan merhaba. Şu an tabii ki de hile yaptım. Bir tane güzel bir ev seçtim. Şimdi bu eve sizlerle beraber bir çamaşır odası yapmak istiyorum. Bu arada da en üst kat mesela burası boşmuş evin. Direkten buraya ne yapıyorum? Show all diyorum. Laundry. Şimdi yeni gelen bütün eşyaları böyle buraya sıralayacağım. Yani şey yapmak dediğim bu. Oda yapmak. Şimdi ama bu çok sinirim bozdu benim. Şöyle yapayım da bari. Aman boş verin. Şimdi şöyle yapalım. İlk başta tezgah koymak istiyorum. Böyle kırmızı renklerde olsun. Böyle hafif de bir çamaşır odası yapma şey de olsun, videosu da olsun. Çok saçma bir şey ama. Şöyle, tamam. Ondan sonra direkten. Acaba bu şeyler nerede? Stop, çamaşır makinesi hangi kategoride? Şimdi bunları böyle sırasıyla koyuyorum. Hangi renk olsun? Bence şu kırmızıyı nedense ben çok beğendim. Ama yine de bilmiyorum. Sarı da güzel ama sarıyı ben hiç sevmem. Böyle bir şey olsun. Bunun kırmızı renkleri yok mu ya? Daha güzel bir tezgah rengi istedim. Olmadı. Bunun rengi buraya olmadı. Beğenmedim. Şunun renkleri. Buraya yine birazcık oldu. Bunu yine farklı bir şey yapalım. Bunun nerede burada? Ama tamam. Yine daha güzel oldu. Ne bileyim ben ama ev şey yapmayı hiç beceremiyorum ben. Dekorasyon bir şeyler olmuyor yani bende. Neyse şimdi ben buradaki gelen bütün eşyaları sıralamaya başlıyorum. Ya Allah bismillah. Böyle sıralayacaksın buraları ve ne yapıyorum şu an? Ev yapmış oluyorum değil mi? Tebrik. Oda yapmış gibi oluyoruz şu an. Bunların hepsini buraya koyacağım. Şöyle ayarlayabiliyoruz tabii ki de. Şuradaki ışığı da satalım. Bu yeni gelen ışığı kullanalım burada. Ondan sonra hangi eşyayı koymadık? Bir tane böyle musluk koyalım bari hadi buraya. Güzel bir şekilde. Hangi rengi olsun? Bu rengi olsun. Bu rengi olsun. Başka hangi eşyayı koyabiliriz? Bir tane çamaşır sepeti koyalım. Buraya. Tamam. Ondan sonra başka ne koyabiliriz? Şunlardan bakıyorum. Çiçek falan. Şu şeylerden koyalım. Deterjanlardan koyalım. Bunlardan birazcık koyalım. Çok az ama. Değil mi? Birazcık koymak nasılsa. Şu çiçeği koymak istiyorum. Şu an sadece sallıyorum ben buraya. Böyle. Hiç. Aslında bu kadar süslü bir çamaşır odasına gerek yok. Halı koyalım. Aynen şuradan da halıyı seçtim. Artık zaten bizim bütün olayımız şurası olduğu için buraya odaklanmak istiyorum. Ondan sonra ütü masası. Şuraya ütü şeyini koyalım. Ayarlayıp. Ütü masasını da buraya koyduk. Şunu koyalım. Ama onu da buraya koymak istiyorum. Şu an çok bir rahat çalışma alanım yok maalesef ki. Olsun. Çünkü bir kamera bir garip oluyor.
Halıyı koyduk. Şu çalı süpürgemizi ve faraşımızı da koyalım. Ondan sonra bir de dışarıya bunları kullandığımıza göre şunları çok kullanmama gerek yok. Dışarıya da şunları koyalım. Nerede? Tabii. Ha, buraya koyalım değil mi? Bunları satıyorum şu anlık. Bu aileyi bir daha kullanmam zaten de. Şimdi bunu böyle buraya koyacağım. Ondan sonra çamaşır ipini de buraya koyacağım. Değil mi? Güzel oldu. Tamam. Bunun renklerine bakmamıştık diye hatırlıyorum. Böyle bunu da koydum. Başka koymadığım bir şey yok diye hatırlıyorum. Yok. Tamam, bu güzel oldu. Okey. Üst katını da şeyimizi yaptık. Şimdi başlayabiliriz. Oo, tamam. Sadece bullet modda çatı böyle gözüküyormuş. Heh, iyi. Şimdi ne yapalım? Tabii de gelip bu çamaşır makinesi nasıl çalışıyormuş diye bakalım. Şimdi benim aklımda bir tane soru var. Sen bir buraya gelir misin? Sims 3'te hatırlıyorsanız şey yaptığımız zaman, kıyafetlerimizi değiştirdiğimiz zaman böyle buradan böyle havaya çamaşır yağıyordu. Acaba şu an bu olacak mı diye bakmak istiyorum. Herhangi bir kıyafetimizi giyelim. Evet, buraya çamaşırlarımız düştü. Evet, şimdi bir kere daha kıyafetimi değiştirmek istiyorum. Bakalım onda da düşecek mi? Düştü. Şimdi ne yapalım? Bu kıyafetleri bir yıkayalım. Ne yapalım? Do laundry ve search pocket. Şimdi buradan cepleri araştırabiliyoruz. Şimdi bunu yapmak istiyorum. Bu nasıl bir etkileşimmiş diye merak ettim açıkçası. Evet. İlginç. Böyle bir animasyon eklemeleri güzel olmuş. Şu an çamaşırların içine herhangi bir şey arıyoruz ve 25 smell'ın çıktı. Bu güzel bir şey. Tamam, şimdi do laundry diyorum ve ne yapıyorum? Tabii ki de ilk başta çamaşır makinesine koyuyorum. Çamaşır makinesinden aldık. Koyuyoruz. Yaşasın. Evet, çalışmayacak mı bu? Keşke çalışsan. Ama aşağı inme. Ama sen çalışmıyorsun. Vay, bizim bunu ayarlamamız mı gerekiyor? Tebrik ederim. O zaman ne yapıyoruz? Bunu çalıştırıyoruz. Birazcık sallanıyor bu. Neden? Evet. Kaç dakikası kaldığını öğrenebilir miyim acaba? Bu sallanıyor ama ya, sallanmasını istemiyorum ben. Neyse, zamanını hızlandıracağım. Ama kesinlikle sallanması taraftarı değilim şu an. Baksana da çok hafif bir şekilde sallanıyor. Hoşuma gitti bu ya. Tamam. Keşke bitse. Ha, sıkmaya geçti şu an. Sıkıyor. Ama sallanması gerçekten şu an benim çok sinirime gitti. Üzgünüm ama. Acaba bunu engelleyebiliyor muyuz diye düşünüyorum şu an. Neyse, upgrade. Bir de sesi duydunuz büyük ihtimalle. O zaman ne yapalım? Şimdi bunu çamaşır ipine mi serelim yoksa kurutucuya mı koyalım? İlk başta kurutucuya koyalım. Air to dryer. Alıyoruz. Hop. İçine koyuyoruz. Evet, bunu da bizim çalışmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Dry laundry. Kurutalım bakalım. Umarım bu titremez. Lütfen titremesin yani. Evet, bu da titriyor. Seni tebrik ediyorum. Aslında bu güzel bir ayrıntı. Sanırım buradan upgrade kısmından bizim onu sallamamız engellenebilecek. Sanırım böyle bir ayrıntıyı eklediler gerçekten şu an benden güzel bir puan kazandılar. Tebrik ediyorum onları. Evet. Bence güzel oldu ya. Oo. Sallıyorum şu an. Evet. Ama çok uzun sürdü bu. Neden bu kadar uzun sürdü? Ve benim bildiğim kurutucularda bu dönmez. Veya kurutucuları ben bilmiyorum. Hani kurutucu mu? Saçmaladım şu an daha demin. Ama sanki böyle kurutucuları şöyle koyuyorsun falan, o öyle kurutuyor. Neyse, saçmaladım. Tamam. Çok güzel bir ses çıktı daha demin. Evet, şimdi bunları ne yapabiliyorum? Bunlar clean, temiz ve sıcak.
Şimdi unload, unload, down, away. Şimdi bir dakika hangisini yapacağımı şaşırdım. Gel bakalım yukarı çıkıyoruz. Şimdi o katlı bir şekilde çıktı. Çok ilginç. Evet bunları ne yapacağım şimdi? Putin inventory var. Harika bir şekilde rahatsız edilmeye devam ediyordum. Tamam şimdi bunları artık put laundry away. Sanırım bunları gardıroba koyacağız değil mi? Lütfen öyle bir ayrıntı olsun. Lütfen. Tamam. Peki yani bildiğin çamaşırları ışınladık. Seni tebrik ediyorum. Bu ne? Şu an bunun anlamına bakacağım. Lint'in ne demek olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Pamuk tiftiği ayıklamak. Tiftik. Yani sanırım bu şey çamaşırda şey birikiyor. Tiftik böyle çamaşırlardan geriye kalan iplik birikiyor ve bizim onları temizlememiz gerekiyor. Hadi temizleyelim. Güzel bir ayrıntı olmuş. Şu an bu paketi çok sevdim. Bu muydu? Ben de başka bir şey zannettim. Bu muydu yani? Neyse. Şimdi upgrade var. Bunlar için kaç tane? Kaçmış? Kaç gerekiyor? 5, 6, 8, 7. Tabii ki de hileyle ben size bunların hepsini göstereceğim. Ama hileyi copy paste yapabilmem için videoyu durdurmam gerekiyor. Yaşasın. Tamam. Şimdi hilemizde yaptığımıza göre bunların hepsini yapabiliriz. Oo, sen ciddi olamazsın ya. Bu kadar zor olmamalı bunlar. Şimdi ben bunları nereden bulacağım ki? İnternetten sipariş etsem ne olur? Hadi bunları internetten sipariş edelim. Gerçekten bu kadar zor olacağını... Bir yani çamaşır makinesinin sarsıntısını gidermek bu kadar zor kesinlikle olmamalı. Upgrade parts. Şunlardan bir binlerce almak istiyorum. 20. Şuradan da 20. Kaç tane gerekiyordu ama hangisi gerektiğine bile bakmadım. Şu al binlerce al buradan. 20 tane tabii ki de gerek yok. Bu ne? Sadece susuyorum. Tamam. Şimdi ilk başta ben o sarsıntının giderilmesini istiyorum. Sanırım o da şey. Bu ne? Şimdi o pre-soak. Ön yıkama. Hızlı devir. Tungsten drum ne demek kesinlikle bilmiyorum. Bu ne? The washing machine will not break down over time. Bunların hepsini yapabiliriz. Burada sessizlik sağlıyormuş. Oo, çok güzel. Hadi şey yapalım. Bir daha hiçbir şekilde bozulmasın mesela. Hadi bunu ekleyelim. Ama nasıl ekleneceğini çok merak ediyorum. Hani bunların hepsini göstereyim en iyisi ben. Ha böyle mi yapılıyor? Tamam. Ama bu 1000 saat sürüyormuş ya. Şöyle yapalım. Acaba ben buraları hızlandırsam mı diye düşünüyorum. Çünkü hepsi için bu kadar oynamaya gerek var mı ya? Tamam. Şöyle yapalım en iyisi. Orada o onlarla oyalanırken Jamie de gelsin. Burada çamaşır yıkasın. Nasıl fikir? Evet. Jamie'nin buraya koyacak çamaşır yok. Harika. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Seni buraya ışınlıyorum. Teleport here. Ondan sonra sen burada üstünü değiştiriyorsun. Bir kere daha üstünü değiştiriyorsun. Sonra bir kere daha üstünü değiştiriyorsun. Sonra bunları alıyorsun ve... These clothes are already clean. Ama sen beni çıldırtmak istiyorsun. Tebrik ederim. O zaman şimdi kıyafetleri pis olan birisinin üstünü değiştireceğiz. O da burası. Sen buraya geliyorsun tatlım. Ha değiştirdin mi? Aferin. Şimdi acaba bunun sarsıntısı devam edecek mi diye düşünüyorum. O zaman sen bir de ön yıkama ekle buna. Ön yıkamayı da ekle. Mis gibi olsun valla çamaşır makinemiz. Sen gelip burada umarım kıyafetini değiştirmişsindir. Tamam. Evet şimdi gelip bunları ne yapıyoruz biliyor musun? Alıyoruz.
Laundry ama ya. Benim size bunu göstermem gerekiyor. Neden gösteremiyorum ki? Çünkü çamaşır yıkadığım için büyük ihtimalle. Ama çok üzücü şu an. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bunu da göstermem gerekiyor size. Şöyle mi yapsak acaba? Hani birkaç gün ilerlesek mi diye düşünüyorum. Şimdi kıyafetleri kirli olan birisi. Seni spor yaptırsam sanırım kıyafetlerin kirlenir. Hani mantıken. Sadece hiçbir şekilde şey yapmadan. Hani düşünerek. Şunları bir mesela silsen kıyafetin kirlenir mi? Şimdi gerçekten bunları yıkamayacak mısın? Peki. Sen bilirsin yani. Tamam. Upgrade. Hadi bunların hepsini ekledik. Hadi o zaman bir şey çalıştıralım. Ama gördüğünüz gibi çamaşır da yıkayamıyoruz yani. Çok saçma. Biraz da üzücü yani. O zaman ben zamanını hızlandırayım. En iyisi bunların kıyafetleri kirlensin, değil mi? Cancağızlarımın kıyafetleri. Hayır, sen altına yap. Altına yap ki kıyafetin kirlensin. Ben size onu gösterebileyim. Değil mi? Çok mantıklı. Aynen. Şimdi sen altını yapacaksın burada. Keşke altını yapabilsem. Sanırım tuvaletini yaptın daha demin. Ki ben görmeden. Ay. Ama şu an bu video aşırı derecede uzadı. 41 dakika olmuş video. 1 saat neredeyse yani. Bunları da yıkayamıyoruz ya. Öf, çok üzüldüm şu an. O zaman ben böyle zamanın geçmesini bekleyeceğim. Değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi gel o zaman sen burada search. İşte ne bileyim, cepleri karıştır. Peki cepleri karıştırınca acaba bir kötü bir etkileşim kazanacak mıyız? 10 smelon kazandık. Güzel, kötü değil valla. Peki çocukların bunlarla herhangi bir etkileşim var mı? Yok. Peki şunun şu eşyayla bir etkileşimleri var mı? Buna da yok, buna da yok. Tebrik ediyoruz. Ama keşke sen gelip bunu yıkasaydın ya. Valla. Tamam. O zaman ben birazcık böyle zamanı hızlandırayım. Do laundry ama ya. Üf ya, hala kirli değil. Neyse. En azından güzel bir şekilde burayı upgrade edebildik. Bu da güzel bir şey. Burada görüldüğü üzere binlerce şey var. Hani herkesin şeyi buraya birikiyor. Çocuğumuz da bayağı acıkmış. Ben seni burada şey yapayım. Chat need make yapayım. O zaman şöyle yapalım. Son bir kez şansımızı deniyorum. Neyse, sabah olmuş. Sen gel kalk şuraya yat. Aa, yatacak yer yok. Tebrik. Kocaman evde yatacak yer yok. Sen gel burada yat bir. Zaman hızlıca aksın. Bakın güzel bir etkileşim oldu. Sıcacık kıyafetler. Yani temiz kıyafetlerle uyuduğu için şu an kendini iyi hissediyor. Çocuğumuzun beşiği de yok ki uyusun. Öf öf öf. Şöyle yaparız biz de. Sabah olsun. Devam edelim. En kısa çare bu yani. Sabah olup bunların kıyafetinin kirlenmesini bekleyeceğiz. Herkese tekrardan merhaba. Şu an sabah oldu ve birazcık da vakiti ilerlettim. Dolayısıyla kirli çamaşır birikti sonunda. Ama ben yine de işimi sağlama almak için bir tane çamaşır sepeti alacağım ve koyacağım. Ondan sonra diğer hani videoyu durdurmadan önce unuttuğum şeyleri size göstereceğim. Mesela styled rooms'ları kesinlikle size göstermemişim. Özür dilerim. Şimdi göstereceğim. Tabii şuradan bulabilirsem bir tane çamaşır sepeti alacağım ve buraya koyacağım. Ve ondan sonra birisi gelip burada üstünü değiştirsin ki buradaki sepette de olsun. Ondan sonra bu videonun çok uzun olduğunu fark ettiğim için ne yapıyoruz? Birazcık acı hızlı davranıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sen gel bunu al. Do laundry. Bunu şu gelip leğende yıka. Tamam. Yaşasın. Ve çok güzel. Bir hemen terledi. Bence güzel. Yani ama keşke işte dediğim gibi bunu eklemek yerine daha farklı
şeyler ekleyebilirlerdi. Hani mesela ütü gibi. Ne bileyim. Ama yine de güzel. Hoş değil mi yani? Bakın mesela burada güzel bir şey de kazandık. Moodlet da kazandık. Bu eşya paketini gerçekten sevdim. Bir sürü şey ekledi yani çünkü gerçekten oyuna ve hani kayda değer şeyler kesinlikle. Evet, sanırım bitti. Yok, bitmedi. Sanırım bütün animasyon böyle bu kadar. Ondan sonra toddlerımız gelsin, şunu da birazcık oynasın. Ama tabii ki annesinin çamaşır yıkamasını beklememiz gerekiyor. Gel bakalım. Ama sen oraya giremiyor musun? Buraya gel. Çocuk kıyafetini değiştirdi. Ya kıyamam. Yani şöyle yapalım. Chat need make-up'i. Bence artık sen onları yıkadın artık. Bir zahmet artık bitsin. Senin de şu durumunu iyi yapalım. Bu bölüm baya baya uzun oldu ya. Neyse. Bir aydır video atmıyorum yani. Ve etraf çok ıslanmadı mı? Hani mantıken. Bence gayet güzel bir şey oldu. Birisi de gelip burada şu an şınav çekiyor. Gerçekten harikasınız. Tamam, çok hızlı. Yeter artık. Şimdi bunlar bittikten sonra ne yapıyoruz? Bunu buraya asacağız. Kaç sim saati sürdü? Kesinlikle bakmadım. Keşke ona baksaydım ya. Bakın su da kirlendi. Hadi keşke şimdi bunları ne yapalım biliyor musunuz? Tabii ki de bunları clothesline, çamaşır ipine sereceğiz. Aldık. Ve sermeye başlıyoruz. Güzel animasyon. Kötü değil yani kesinlikle. Beğendim. Güzelmiş. Tamam. Şimdi bu suyu bizim yıkamamız mı gerekiyor? Evet. Hadi gelin yıkayalım o zaman. Hani suyu temizleyelim. Güzel bir ayrıntı olmuş yine. Beğendim. Ama akmayan suda çamaşır yıkamak ne kadar hijyenik olur gerçek hayatta kesinlikle bilmiyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çok fazla animasyon eklememişler mi oyuna? Gerçekten güzel. Hoşuma gitti. Şimdi ne yapıyoruz? Bu simimizi alıyoruz. Burada splashing diyoruz. Neden? Çünkü size toddlerlarla gelen etkileşimde göstermem gerekiyor. Sen neden hala kokuyorsun? Responsibility birazcık düştü ama olsun. Gel birazcık. Sen üzgünsün çünkü seni kimse yıkamıyor. Ha. Yok, hayır, farklı bir şey. Sudan şey yoktu. Üzüldü. Islandığı için mi ne? Güzel bir mutlu da gelmiş. Bu kadar mıydı? Gelip birazcık daha oynasam. Bakın responsibility'si düştü. Çok güzel. Bu kadar mıydı ya? Birazcık daha yap. Çok güzel, tamamdır. Şimdi başka ne gösterebilirim ki size? Style rooms'ları kesinlikle size göstermedim. Onu unutmuştum. Ne yapıyoruz buradan? Hop, laundry. Bunların hepsini alacağım. Güzel bir renk seçelim. Bunu seçtim. Bunu seçiyorum şu an. Bunu seçtim. O mu birazcık büyükmüş. Buraya koydum. Bunu aldım. Bunu aldım ve bunu alıyorum. Şimdi ilk olarak de bir ilk şeyimiz, adını unuttuğum şu odalar. Şöyle bir oda gelmiş. Güzel. Zaten bütün eşyaları gördüğümüz için bana şu an pek de ilgi çekici gelmiyor. Gayet güzel. Çok güzel bir ortam olmuş burası. Evet. Burası da oturma odası. Yeni eşyalar, şuradakiler. Bu koltukları beğenmiyorum. Keşke daha farklı koltuk getirselermiş. Tamam. Bunu da gösterdik. Mesela şimdi daha demin bir şey hoşuma gitti. Aa, birisi yorum yaptı bu arada. Teşekkürler. Şöyle bir şey var. Hani mesela görüldüğü üzere daha demin bununla suyla oynadığımız zaman sorumluluk duygumuz birazcık azaldı. Bir de Sims 4'te neyi sevdiğimi de size söylemek istiyorum. Hani mesela paketleri birbirine gerçekten çok iyi bağlıyorlar. Hani mesela ne bileyim yeni bir eşya paketi çıkıyor. O eşya paketinde tanıtılan bir etkinlik tutuyor mesela Get Together'da bir kulüp etkinliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu da hani güzel bir şey. Paketleri birbirine bağlamalarını seviyorum bu açıdan. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben ne yaptım biliyor musunuz? Buradaki bütün çamaşır makinelerini
Ne yaptım? Upgrade ettim. Ama upgrade ettim. Dolayısıyla şimdi herhangi bir sarsıntı olup olmadığını göreceğiz. Hiç cümle kuramıyorum. Ben vallahi beynim gitmiş benim bu bir ay boyunca. Ne yapıyoruz? Bunları washing machine'e kesinlikle, kesinlikle de demeye çok başlamışım ben. Ve etraf çok kirli değil mi? Neyse artık. Bu videoda 50 dakika oldu. Gereksiz derecede uzun bir eşya paketi incelemesi. Ama olsun, paket gerçekten dolu dolu gelmiş. Gayet güzel. Şimdi bakalım sarsıntı olacak mı? Ne yapıyoruz? Wash diyoruz tabii ki de. Seste falan bir değişiklik olması gerekiyor. Çünkü her şeyini upgrade ettim. Ama sen yine sallanıyorsun ve beni sinir ediyorsun. Ve bakın sesi daha güzel. Ama Watch Laundry. İzleyebiliyormuşuz. Ve bu kadar. Ama ben daha farklı, yani keşke şu sallantısı gitseydi. Ben hani upgrade olarak o da gider diye düşünmüştüm açıkçası. Boş verin o zaman. Birazcık. Biraz üzülsek de sallanmasına. Gayet iyi. Bitti. Yaşasın. Artık bunu ne yapıyoruz? Tabii ki de çamaşır kurutucusuna koyuyoruz. Net dryer. Aa bakın, ışıklar saçıldı. Tamam, bunu bir kere daha çalıştıralım ve artık benim size bir kere daha böyle beynimde bir şeyi kontrol etmem gerekiyor. Size göstermediğim bir şey var mı diye. Tamam, bu da sallanıyormuş. Dolayısıyla o sallantı sanırım giderilemeyen bir şey. Şimdi şöyle bir şey de var. Peki sen çamaşır yıkayabiliyor musun diye düşünüyorum. Çocuklar da sanırım çamaşır yıkayabiliyor. Evet. Çocuklar da çamaşır yıkayabiliyormuş. Bu da güzel oldu. Gayet güzel bir şey. Nasıl desem? İçerik. Öyle yani. Bir şey söyleyeceğim. Siz bu eşya paketini beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Lütfen yorumlar kısmında yazın. Ve de şu an yukarıda çıkan i butonuna tıklayarak bu eşya paketine yıldızlı oy verebilirsiniz. Hani birden 5'e kadar yıldız olacak. Ve istediğinize buradan verebilirsiniz. Açıkçası ben bu eşya paketini beğendim. Zaten o yüzden aldım. Ama 5 üzerinden bir puan verecek olursam kesinlikle 4 puan veririm. Bu 4 puanın 1 puanı kesinlikle Sims 3'te eklenti paketi içerisinde gelen bir içeriğin Sims 4'te ayrı bir eşya paketi olarak karşımıza çıkması. Bu birazcık kapitalist sistemin böyle gerektirdiği bir şeymiş gibi gözükse de çok saçma yani, gerek yok. Boşu boşuna 10 euro verdim demeyeceğim bu pakete. Hoş ya, beğendim açıkçası ama sizin yorumlarınız da benim için çok önemli. O yüzden yorumlar kısmında eşya paketi hakkında neler düşündüğünüzü bana iletebilirsiniz. Ve ankette de oy kullanmayı kesinlikle unutmayın. Yani ben 5 üzerinden 4 puan veriyorum. Bir de şey, o 1 puanın içerisine de koltukları ekleyebiliriz. Çünkü koltuklar gerçekten kötü. Bakın şey, bu arada gerçekten çocuklarımızla etkileşimini görmüş olduk. Böyle yani. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım bu 50 küsür dakika boyunca sizi eğlendirebilmişimdir. Paketi size, daha demin mikrofona çarpmış gibi bir şey oldu. Umarım paketi size güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. O zaman ne diyeyim? Başka bir Sims 4 videosunda görüşmek üzere. Lütfen diğer videolarımda da beni yalnız bırakmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın.